Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle düzlem aynada yansıma ile ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzda P cismi düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Daha sonra düzlem ayna döndürülerek bir konumundan iki konumuna getiriliyor. Buna göre P cisminin sırasıyla ilk ve son görüntüsü 1, 2, 3 ile gösterilen noktalardan hangisinin üzerinde oluşur demiş. Önce bir durumu için yapıyorum. Cismimiz bu. Cisimden düzlem aynaya olan dik uzaklığı sayıyorum. 1, 2 birim. Düzlem aynanın diğer tarafına da aynı uzaklık kadar, yani 2 birim kadar gidiyorum. İlk görüntümüz 1'de oluşuyor. Buna P1 diyorum. İkinci görüntümüze bakalım. İki aynasına göre diyor. Aynayı uzatarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. P cisminden aynaya dik uzaklık ölçüyorum. 1 birim. Aynanın diğer tarafına da eşit miktarda, yani 1 birim gidiyorum. P cisminin ikinci oluşan görüntüsü 3'te. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3, yani B şıkkı. İkinci soruda noktasal K cismi bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O noktasından bakan bir gözlemci K cisminin aynadaki görüntüsünü kendinden kaç birim uzakta görür? Önce K cisminin görüntüsünü alıyorum. K cisminin düzlem aynaya dik uzaklığı, burası önemli, dik uzaklık almamız gerekiyor. Bir köşegen. O zaman düzlem aynanın diğer tarafına da bir köşegen gitmem gerekiyor. K'nın görüntüsü bu. Gözlemci K'nın görüntüsünü kendinden ne kadar uzakta görür? Gözlemcinin arkadaşlar K'nın görüntüsüne uzaklığı şu. Bunu bulabilmek için hemen üçgene tamamlıyorum şekli. Şöyle bir dik üçgen oldu. Burası 3 birim, burası 4 birim. Dolayısıyla gözlemcinin görüntüye uzaklığı 3, 4, 5 üçgeninden 5 birim. Yani cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruda KL cismi ve düzlem aynalar şekildeki gibi 3 farklı konumda yerleştirilmiştir. Bu düzeneklerin hangilerinde G noktasından aynalara bakan bir gözlemci KL cisminin aynadaki görüntüsünün tamamını görebilir? Bunun arkadaşlar iki yolu var aslında. Birincisi, gözlemciden aynanın köşelerine ışın gönderip yansıtmak. İkincisi, gözlemcinin görüntüsünü almak. Aslında gözlemcinin görüntüsünü almak daha kolay oluyor ama soruda o kadar yer olmadığı için ben yansıtarak çözeceğim bu soruyu. Gözlemciden aynanın birinci kenarına ışın yolladım. Bu ışını yansıtmam gerekiyor. Yüzey normali, yüzeye dik çizilen çizgi. Hangi açıyla geldiyse o açıyla yansıtıyorum. Birinci köşeden çizdiğim ışın bu. İkinci köşeden aynı ışını çiziyorum. Bu sefer tam 45 derecelik açıyla geliyor. Normal şurası yine 45 dereceyle yansıyacak. Bu çizgiler arası gözlemcinin görüş alanı. KL cisminin tamamı gözlemcinin görüş alanına girdiği için birin tamamını görür diyorum. İkiye bakıyorum. Birinci kenara yansıttım. Tam normal üzerinden geldi. Geldiği gibi geri yansıyacak. İkinci kenara yansıttım. Yüzeye normali şu. Normale 45 dereceyle geldi. 45 dereceyle yansıyacak. Şunu şöyle uzun düşünelim. Gözlemcinin görüş alanı burası. KL cisminin tamamı görüş alanına girdi. Dolayısıyla 2'nin de tamamını görür. Üçüncü şekilde. İlk kenara ışın gönderdim ve yansıttım. KL cisminin yarısına geldi arkadaşlar. Diğerini de yansıtayım. Diğeri de şöyle yansıyor. Görüş alanı burası. Yani KL'nin K tarafını göremiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Yani C şıkkı. Dördüncü soruda KLMN cismi bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu cismin düzlem aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Her noktanın ayrı ayrı görüntüsünü almam gerekiyor. K noktası için bakalım. Düzlem aynaya dik uzaklık bir köşegen. Bir köşegen de diğer tarafa gittim. Bu K'nın görüntüsü. L için yapıyorum. Düzlem aynaya dik uzaklık yarım köşegen. Yarım köşegen daha gittim. Burası L'nin görüntüsü. Ne için yapalım önce? Düzlem aynaya dik uzaklık yarım köşegen. Yarım köşegen daha gittim. Burası N'nin görüntüsü. M için yapıyorum. Düzlem aynaya dik uzaklık 1,5 köşegen. 1,5 köşegen daha gittim. Burası M'nin görüntüsü. Sonra
Bu noktaları birleştiriyorum. Cismin görüntüsü bu şekilde. Bakıyorum hangi şık oluyor diye. B şıkkı. Beşinci sorudan. Bir gözlemci O noktasından şekildeki düzlem aynaya bakmaktadır. Gözlemci KLM noktalarından hangisinin aynadaki görüntüsünü görebilir? Yine arkadaşlar gözlemciden düzlem aynanın köşelerine ışın gönderiyorum ve yansıtıyorum. Bu ışınlar arasında kalan bölge gözlemcinin görüş alanı. Dik geldiği için olduğu gibi yansıdı. İkinci ışın şöyle 2'ye 1 geliyor. Normalimiz bu. Yine aynı açıyla yansıyacak. Yani yine 2'ye 1 olarak yansıyacak. Gözlemcinin görüş alanı burası. Görüş alanında sadece L kaldı. Dolayısıyla yalnız L'yi görebilir. Yani B şıkkı. Altıncı soruda şekilde düzlem aynaya P noktasından bakan bir gözlemci. Aynanın önündeki bir cismin görüntüsünü S noktasında görmektedir. Görüntümüz bu. S noktası. O zaman cisim nerededir diye bakıyorum. Görüntü buysa görüntünün düzlem aynaya dik uzaklığı bir köşegen. Bir köşegende diğer tarafa gittim. Cismimiz burada arkadaşlar. Buna göre gözlemci düzlem aynaya R noktasından bakarsa aynı cismin görüntüsünü hangi noktada görür? Cismin görüntüsü sabittir arkadaşlar. Bizim baktığımız noktaya göre değişmez. Dolayısıyla cismin görüntüsü S noktasıysa biz P'den de baksak, R'den de baksak hiçbir şey fark etmez. Cismi yine olduğu yerde yani S noktasında görürüz. Cevabımız E şıkkı.